Merhaba, ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Ocak ıvır zıvırları videosu çekeceğim. Ivır zıvırların ne olduğunu bilmiyorsanız eğer Kasım ayında yapmıştım. Basit bir favoriler videosu yerine sevdiğim ürünleri ıvırlar, sevmediğim ürünleri zıvırlar bölümünde anlatıyorum. Çok fazla ürünüm yok. Ocak ayı benim için birazcık fazla değişik geçti. Öncelikle işi bıraktım. Bunun hakkında böyle bir detaylı bir sohbet videosu çekmeyi düşünüyorum zaten. İşi bıraktım. O yüzden değişik durumlar söz konusu. İş arama sürecim başladı ve benzeri ve bu dönemde çok fazla yeni ürün deneyemedim. Ama Ocak ayında kullandığım, çok sevdiğim bütün ürünleri ve sevmediklerimi tabii ki sizinle paylaşacağım. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. Öncelikle güzellik ürünlerinden başlayalım. 3 tane güzellik ürünüm var. Bunlardan bir tanesi Wet n Wild'ın Creme Brûlée isimli farı. Bu farı ben bütün göz kapağıma baz olarak yayıyorum. Ve gerçekten çok güzel duran bir far. Tam krem rengi. Hatta bununla göz altını sabitleyenler bile var. Ben bütün göz kapağıma, kaş altıma kadar uyguluyorum. Ve gayet güzel bir sonuç alıyorum bununla birlikte. İkincisi ise yine bir far. Bu krem farlardan Giorgio Armani'nin 06 rengi. Eye tint olarak geçiyor bunlar. Bu bana çok sevdiğim birine hediye olarak geldi. Bütün Ocak ayı boyunca neredeyse bunu kullandım. Doğum günü hediyesiydi bana bu. Bütün göz kapağıma yayıyorum. Yoğunluk istediğim bölgelere 2 kat geçiyorum. Ve gerçekten çok güzel duruyor bu far. Çok kolay dağıtılıyor, çok rahat dağıtılıyor ve krem farların, normal krem farların aksi benim gözümde topaklanma yapmadı. Göz kapağımın katlanma bölgesini ilk önce krem brûlée ile sabitleyip daha sonrasında bunu uyguladığım zaman çok daha güzel bir sonuç elde ediyorum. Çünkü altına herhangi bir toz far sürmediğim zaman birazcık katlanma yerini belirginleştiriyor. Ama onun dışında çok güzel bir ürün, çok da severek kullanıyorum. Bir sonraki ürün ise Aralık alışverişinde bahsettiğim Aralık alışverişinde bahsettiğim bu Falsies Push-Up Drama Mascara Maybelline'in. Bu rimeli ben denemek için aldım. Benim Maybelline'in daha önce kullandığım Last of Lashes rimeli Türkiye'de yok maalesef. Ve ben o rimeli çok seviyorum. Ve stoklarımı da bitirmek istemiyorum açıkçası. Türkiye'de sevebileceğim, kullanabileceğim bir rimel arayışındayken bu rimelle karşılaştım. Ve gerçekten çok beğendim. Şu anda kirpiklerimde de o var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten çok severek kullandım. Güzel bir şekilde hacim verdi. Sadece birazcık dökülüyor. Çok çok azıcık dökülüyor. Ama onun dışında herhangi bir sorunla karşılaşmadım bununla. Ve sırada bir dudak ürünü var. Bu NYX'ün Ultra Moisturizing Lip Balm. Bu çok güzel bir ürün. Ben sanırım bundan Kasım ıvır zıvırlar videomda da bahsetmiş olabilirim. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok güzel nem veriyor. Özellikle Ocak ayı boyunca başka hiçbir lip balm kullanmadım. Benim dudaklarım çok çatlar. İnanılmaz derecede böyle kabuk kabuk dökülür neredeyse. Ve bu kış ayında herhangi bir şey yaşamadım bununla ilgili. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ben bunu bir Ezen'den almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Gelelim ojelere. Ben bu Ocak ayı boyunca böyle taş rengi, toprak rengi gibi renkleri çok fazla kullandım. Şu an tırnağımda ondan olmasa da. Çok kullandım bunları. Gerçekten çok güzel duruyorlar tırnakla. Özellikle bu buff rengini biraz böyle hafif mora çalan bir renk. Ve bu mocha rengini çok kullandım. Bu biraz daha koyu kaçıyor bunlara göre. Ama ikisi de gerçekten çok güzel. Bunlar pastelin nude serisinden. Bu ise Flormer'ın, bildiğimiz Flormer. Bunları ben sanırım Didem Soydan'dan görmüştüm. Tırnağınızın üzerine sürüp böyle küçük kürdanla bir nokta bıraktığınız zaman ya da o nail art kalemleri sanırım onlar. Onlar bir nokta bıraktığı zaman gerçekten çok tatlı ve minimal bir duruşu oluyor. O yüzden ben bu nude ojeleri, nude gibi olan ojeleri çok kullandım. Ve bunlardan bahsetmişken şundan bahsetmek istiyorum. Benim tırnaklarımı, ojelerimi göstermememin bir sebebi var. Çünkü ben etlerimi kopartıyorum ve gerçekten hoş bir görüntü olmuyor. Ama bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Geçen senelerde ben tırnaklarımı da kopartıyordum. Ki bunun sebebi tırnaklarım çok kolay kırılıyordu. Ve ben de geri gelmişken bundan bahsetmek istedim. Bu bir nail gel. Yine pastelin kalsiyumlu tırnak jeli. Bunu ben ojelerimin altına bir kat sürüyorum ve üzerine ojemi sürüyorum. Üstüne de top coat uyguluyorum. Bu aralar top coat olarak bu Blue Diamond'ı kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Bu da favori ürünüm ayrıca. Bunu sürüyorum ve benim normal böyle kağıt gibi olan tırnaklarım şu anda böyle bayağı bildiğiniz at tırnağı gibi kalınlaşıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Buna bir şans verin. Eğer tırnaklarınızda kırılma, kopma problemi varsa gerçekten çok başarılı bir ürün ve ben çok severek kullanırım. Yaklaşık olarak bir yıldır da kullanıyorum bunu ama favorilerime koymak istedim bunu. Top coat olarak da dediğim gibi bu Blue Diamond Top Coat'u kullanıyorum. Bu da yine tırnak sertleştirici ve oje koruyucu olarak geçiyor. Ocak ayı boyunca dediğim gibi işi bıraktığım için birazcık daha böyle boş vaktim olduğunu varsayarsak eğer bu ay biraz fazla oje sürdüm. O yüzden bunu çok da severek kullandım. Bakım ürünlerim bitti. Gelelim şimdi kitaplara. Kitap olarak iki tane kitap bu ay okudum. Daha doğrusu bir tanesinin yarısındayım. Bu Günübirlik Hayatlar, Nietzsche Ağladığından'ın yazarından.
ismini asla okuyamıyorum. Şurada yazıyor. Irene sanırım. Ama Irene. Irene Diyalov. Her neyse. Çok güzel bir kitap. Çok severek okudum. Çok sürükleyici bir kitap. Buna benzer kitaplar çok fazla çıktı ama bu kendisi gerçekten, bu adam gerçekten iyi bir yazar. İyi bir psikolog zaten. Ve kitapları çok satanlar listesine girin. Niçe Ağladığında'yı mutlaka duymuşsunuzdur. Ben bu kitabı çok severek okudum. Bütün ay boyunca elimden düşüremedim bunu. Ve bittiği için de üzüldüm açıkçası. Çünkü birkaç tane daha hikaye olsaydı çok daha güzel olur içerisinde. Kısaca bahsedeyim. Bir psikoloğun kendi hastalarıyla yaptığı görüşmeler ve birazcık onların hayat hikayelerini ve biraz da psikoloğun gözünden hastaları görüyorsunuz. Aslında bir psikiyatristin gizli defteri kitabına çok benziyor. Ama ben bunu bir tık daha başarılı buldum diyebilirim. Ve bir sonraki kitabı mesela Aykut Oğuz'un Evrenden Torpilim Var kitabı. Eğer siz de benim gibi böyle kişisel gelişim kitaplarını biraz ön yargılıysanız eğer bu kitabı kesinlikle alın. Çünkü bu çok güzel bir kişisel gelişim kitabı. Ben buna yeni başlamama rağmen hayatıma birçok şey kattığına inanıyorum. Ki siz de benim gibiyseniz eğer işte secretmiş yok evrene bilmem neymiş falan size biraz komik geliyorsa ki bana çok komik geliyordu. Bunu okuduktan sonra biraz daha değişik düşünmeye başladım bunlarla ilgili. Çok güzel bir yazar, çok güzel, akıcı bir dili var. Ben bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hayatınızda bir şeyleri yola sokmanızda yardımcı olmak değil de size birazcık daha destek olan, yanınızda biri varmış hissi uyandıran bir kitap. Hani siz hayatınızla ilgili bazı problemlerle boğuşurken sizi biri destek oluyormuş gibi hissettiriyor. O yüzden gerçekten çok sevdim, çok başarılı bir kitap. Bunu da mutlaka alın ve okuyun, tavsiye ediyorum. Bir sonraki şey ise 2015 ajandası. Evet, 2015 ajandasını ben 2016'da kullanıyorum. Neden? Ben bunu geçen sene Amerika'dan almıştım. Amerikalılar için ya da Hristiyanlar için bilmem biliyor musunuz ama hafta başı pazar günü kabul edilir. Biz de pazartesi kabul ediyoruz. Çünkü pazar günleri onların tatil ama yine de hafta başı pazar olarak alınır. Bunun içerisinde de pazar günden başlıyor günler ve cumartesi günden bitiyor. Ve ben artık bunu kullanmaya karar verdim. Çünkü bir şeyleri yaparken, o gün yapmam gereken kısa kısa şeyleri defterime not alsam bile unutabiliyorum ve sayfalar içerisinde kayboluyor. Hani ne yapmam gerektiğini hatırlamıyorum, hangi sayfaya yazdığımı bile hatırlamıyorum. Bunların içine ben gün gün yazıyorum böyle. İşte bugün şunu yapmam lazım, bugün evi temizlemem lazım. Hatta bakalım bugün 3 tane video çekmem gerekiyormuş. Onu yazmışım. Gerçekten çok işime yaradı. Bütün bir ay boyunca bunu kullandım ve kullanmaya da devam edeceğim muhtemelen. Küçük küçük kareler var içerisinde. Böyle küçük minik notlar alabiliyorsun. Gerçekten çok sevdim bunu. Bütün ay bunu kullandım. Gelelim kıyafet. Kıyafet değil de alıyoruz, aksesuara. Aksesuar olarak bu şapkayı gösterebilirim size. Şu anda saçlarım toplu olduğu için takamayacağım ama yani şu anda hiç olmaz değil mi? Dur saçlarımı açacağım. Bu şapkayı takmam lazım. Çok güzel bir şapka. Evet. Bu şapka çok güzel değil mi? Bundan sonra böyle devam edelim mi videoya? Ben bu şapkayı çok seviyorum ya. Dünyanın en güzel şapkası değil mi bu? Bunu ben nerede takmıştım? Bir videoda takmıştım. İlk izlediğim videomu takmıştım. Onun da linkini şuraya ya da şuraya bir yere koyarım. İzlersiniz. Evet, ben bu şapkayı bütün bir ay boyunca kafamdan çıkartmadım. Soğuk, sıcak, dışarısı, içerisi, evde bile bazen bununla otururum. Çünkü ben bu şapkaya aşık oldum. Çok güzel bir şapka. Ben bunu Bursa'daki Addax mağazasından almıştım. Addax İstanbul'da yok. Neden yok? Hiçbir fikrim yok. Ama ben bunu oradan almıştım ve çok sıcak tutuyor kafamı. Ben çok üşüyen bir İzmirli olarak bu beni bütün kışım koruyacak herhalde. Şubat'ta da bunu kullanırım diye düşünüyorum. Ve bir sonraki ise benim bu Instagram'da da link göstermiştim. Bu gri montum. Bu mont böyle gri, birazcık hani bel aşağısında, birazcık popo yukarısında bitiyor gibi. Böyle yakalı, yani ceket gibi duran, gayet güzel bir, göremiyorsunuz sırf ucuna kadar, gayet güzel düz gri bir şey. Ben bunu Beşiktaş'ta bir çarşıdan almıştım. Çarşının içinden almıştım ve çok uygun bir fiyata aldım. Beşiktaş'taki ilk pasaj, giriyorsunuz yolun böyle yoldan solda var ya, ne pasajıydı o ya? Biliyorsunuz aşağı onu yorum olarak yazın, ne pasajı olduğunu unuttum. Oradaki sağ taraftaki ilk dükkandan aldım ben bunu. Gerçekten çok seviyorum ve bunun içi penye, aslında böyle astarı yok. Ben bunu dedim, üşütür mü insan, hani sıcak tutmaz mı falan diye böyle çok soğuk havalarda giyemiyordum. Bir gün soğuk bir havada giyeyim dedim ben bunu ve sıcacık tuttu. Sadece yağmur biraz geçirebilir, öyle bir sıkıntısı var çünkü iki kat penye kıyafetinize geçirebilir. Ama yağmursuz ve soğuk havalar için ideal bir mont oldu benim için. Geçiyorum zıvırlar bölümüne. Zıvırlar bölümünde sadece iki tane ürünüm var. Bir tanesi L'Oreal Paris'in Pure Zone isimli bu gözenek ürününden peeling, alnında etki. Hiçbir işe yaramıyor demeyeceğim. Bu yüzüm böyle düzeltiyor gibi yaptı ama düzeltmedi. Bir hafta sonra böyle değişik oldu, kızarıklıklar çıktı falan. Dedim yok, ben bundan fazla denemeyeceğim. O yüzden bu benim bu ayki sevmediğim ürün
sınıfına girdi. Bir sonraki ürünüm ise Essence Pure Skin'den bu parlama önleyici serumu. Ben bu serumu kullandım ama bende hiçbir işe yaramadı. Üzerinde yani sivilce etkisi falan diyordu ama hiçbir işe yaramadı. Şuraya kadar falan da kullanmışım yani. 2 aydır falan kullanıyorum. Hiçbir işe yaramadı, hiçbir şey yapmadı. Yani boş boşuna para vermiş oldum gibi hissediyorum buna. Çünkü herhangi bir etkisini göremedim. Hani sadece bazen bunu kullandım, ertesi sabah hiçbir etkisini görmedim. Nemlendirme etkisi yok, hiçbir etkisi yok. Hani işte parlamayı da engellemedi benim yüzümde. Çünkü yüzüm benim yağlı ve engellemedi. O yüzden bu da gidiyor. Bu ay çok sık dinledim. Birkaç tane şarkı var. Sizinle onları paylaşmak istiyorum. 2 tane şarkı var. 2 tanesi de biraz elektronik müzik üzerinden giden etnik şarkılar. Birazcık böyle ezgileri, eski ezgilere dayanan ama elektronik şarkılar. Ben bu tarz şarkıları çok seviyorum. Hemen bir tanesini açacağım size. Bunlardan bir tanesi One Language Domain isimli bir şarkı. Evet, telefon geldi. Domain isimli bir şarkı. Şöyle bir şarkı. Böyle bir şarkıydı. Bir sonraki şarkım ise bu şarkıyı çoğu insan biliyormuş ama ben yeni öğrendim. Man O To diye bir şarkı. Nu isimli bir sanatçının. Bu Mevlana'nın bir mesnevisinden şarkıya çevrilmiş. Çok güzel bir şarkı. Biraz daha sert elektronik müzik sevenler için Alex Nigerman'ın Materium isimli bir şarkısı var. Ben bu ay onu da çok dinledim. Onu da açayım. Ama birazcık ters olabilir bu biraz önceki şarkılara. Bunlar benim müzik favorilerimdi. Ben biraz bu ara elektronik müziğe kaymış durumdayım. Aşağıya birkaç tane daha sevdiğim şarkının linkini bırakacağım bilgi kutucuğuna. Onun dışında bu şarkıların da linki orada olacak. Yani sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama ben bu ara birazcık böyle elektronik müzik dinlemeyi seviyorum. Benim Ocak ayı boyunca sevdiğim ve sevmediğim şeyler bu şekildeydi. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Bana bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Üf kafi ya. Çıkma dedim üstüme işte. Bugün sizlere bu saçma sapan ev topuzum ve ev topuzumla aşırı uyumlu makyajımla birlikte bir güzel bir sonuç alıyorum bununla birlikte. Allah, elektronik müzik dinlemeyi seviyorum. Kafam yandı, artık bunu çıkartacağım. Of. Şu anda yanıyorum ama. Öf. Çok sıcak oldu. Saçlarım pembe, uçları pembeye boyadım. Herkes fark ettiyse. Fark ettiniz mi? Uçları pembe yaptım saçlarım. Niye? Çünkü neden olmasın? Tıp 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 saçlarım. Evet, videonun burasına saçmalama kısmına kadar geldiyseniz eğer. Saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. Şöyle falan kestirmeyi düşünüyorum. Bana yakışmaz gibi geliyor. Bana lütfen aşağıya beğendiğiniz saç önerileri, linkini falan aşağıya yorum olarak bırakır mısınız ya? Gerçekten saçlarımı kesmek istiyorum. Artık hiç sevmiyorum ben bu saçlarımı. Çok uzadılar ve şekle girmiyorlar. Artık böyle havası olsun istiyorum saçlarımı. Anlatabiliyor muyum? Hadi ben gidiyorum.